Herkese merhabalar. Şu anda Tübitak Tüssidede'deyiz. Enerji sistemleri eğitmen eğitimi almaktayız. DENYAP'ta öğrencilerimize eğitim verebilmek için. Ve sizlere efendim bugün neler yaptığımızı, daha doğrusu 2 gündür buradayız. Neler işlediğimizi bir video serisi olarak, eğitim serisi olarak sizlere de anlatmak istiyorum. O zaman hazırsanız videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şu an yanımda Nuray arkadaşım var. Kendini biraz bahseder misin Nuray? Kısaca bahsedeyim. İstanbul Üniversitesi son sınıf bilgisayar öğretmenliği okuyorum. Ve deney eğitimlerimiz aynı zamanda ilk eğitim verimi. Evet, heyecanlıyız, mutluyuz. Arka planda bu arada 4 kişi daha var. Eğitmen, adayları, işte mühendisinden vesairesinden, öğretmeninden. Ama onlar videomuzda bulunmak istemediler. Saygı duyuyoruz. O zaman yavaştan şöyle malzemelerimizi bakalım, biraz tanıyalım. Ve ardından hemen ilk dersimize geçelim istiyorum. O zaman kamerayı şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet, basıldık. Şimdi öncelikle bizim amacımız elektrik üretmek. Ama yenilenebilir bir elektrik üretmek. Yani sürdürülebilir bir enerjiye ihtiyacımız var. Biz hidrojen enerjisini kullanarak aslında biraz daha elektrik üreteceğiz. Tuzlu sudan üreteceğiz. Mesela patatesten iPhone şarj edilen videolar çok fazla meşhurdur. Onun gibi şeyler yapacağız. Evet. Şöyle kısaca gösterelim, ardından ilk dersimize başlayalım. Evet. Şöyle kısaca gösterelim. Bu arada bu ekipmanlar 1300 Euro'ya satılıyorlar. Zaten bize de ait değiller. Vakfa ait ürünler. O zaman hazırsanız ilk eğitimden başlayalım. Evet, şu anda elimde bir krank milimiz var. Bunu çevirerek elektrik enerjisi elde ediyoruz. Şimdi öncelikle artımızı artıya, eksimizi de eksiye takarak küçük bir deneme yapalım. Gerçi burada zaten ledimizin yandığını görüyoruz. Lakin bir de şuradaki ledimizi yakalım. Evet. Bu şekilde enerji elde edebiliyoruz. Aynı şekilde rüzgar enerjimizi, daha doğrusu biz şimdi burada bir yapay rüzgar oluşturacağız. Aslında çok küçük bir enerji ama bu şekilde arkasını alalım. Fakat yine de ledlerimizi yakmaya yetecek enerjiyi az çok elde ediyoruz. O zaman bir diğer hususa geçelim. Şöyle. Öncelikle burada bir kapasitörümüz vardı. Kapasitörümüz burada. 2.7 volt. Bu kapasitörü dolduracağız. Evet hocam, alabilirsem. Şimdi kapasitörümüzü yine artı ve eksi kutuplarına dikkat ediyoruz. Lakin burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus var. O da şu ki tamamen içerisini fazlaca doldurmuyoruz. Çünkü eğer doldurursak patlama ihtimali var. Bu yüzden bu hususa dikkat edelim. Bir kablo daha alalım hocam. Aldım, tamam. Şimdi krankimizi bağlıyoruz. Ve kapasitörümüzü dolduracağız. Hazır mısınız? İlgiyi görüyor musunuz? Tamam. Evet. Bayağı bir oranda doldu şu anda. Yeşil bitine kadar değil mi? Bu kadar da yeterli hocam. Şimdi takıyoruz. Ve bakın, evet, sorunsuz bir şekilde yanıyor. Ve aynı şeyi bir de şurada deneyebiliriz. Havanemizi de döndürebiliriz. Evet, şöyle yapalım hocam. Şimdi şöyle çevirelim. Evet. Şu şekilde. Evet. Hatta bunu şöyle yapalım. Bitişini de gözlemleyelim. Yani eksilişini, içerisinde dolu olan elektriği diyelim. Şu şekilde devremizi bağlıyoruz. Ve şu anda güzel bir serinlik alıyoruz. Ve yavaş yavaş azalmaya başlayacak.
aslında bunu multimetremizi takarak çok daha iyi gözlemleyebiliriz. Bu biraz daha basit bir düzenek. Hatta enerji biraz daha hızlı boşalsın diye şöyle bir şey de yapabiliriz. Hocam motoru çalıştırabilir miyiz? Evet. Bir diğer motoru da çalıştıralım hatta. Bakalım. Onun için şöyle bir düzenek kuracağız. Şimdi öncelikle ben buradaki düzeneğimi devam ediyorum. Yani kapasitörümü bağladım. Şu an içindeki enerji miktarını görebiliyorum. Ardından şurada bir tane, evet. Bakın, eğer Arduino kullananlarınız varsa çok iyi bilirler bunu. Burada da nereye takarsam takayım, buralar birbirlerine bağlı bir şekilde oluyor. Aynı şekilde bu kısımda. O yüzden ben bu kapasitörümden aldığım enerjiyi bir farklı motora daha bağlayabilmek için böyle bir aparat kullanıyorum. Ve bu aparat sayesinde şu şekilde motorumu da çalıştıracağım. Büyük ihtimalle güç yetmeyecek. Zannımca. Umarım yeter. Evet, çalıştırmaya gücü yetmedi değil, bağlantısını yapmış. Son olarak da o değil. Şeymiş. Tamamdır, buldum. Tamam. Evet, o uzan sonu tutamadı. Evet, buradaki şu an hele ki motorumuz da çalışıyor. Keşke ucuna bir şey yapıştırsaydık. Hani. Evet. Var mıydı? Bakın, daha hızlı bu enerjimizin azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Bunu da yakınlaştırırsak hocam, şu şekilde sesini duyabilir öğrenciler. Hatta şuradan aldığımız pervaneyi buraya takarsak kablolar da kırılacak. Evet. Tamam mı? Evet hocam. Bakın. Takıyorum. Bakın. Evet. Hem buradaki hem de buradaki motorumuz çalışmakta. Evet. O zaman bugünlük dersimizi burada noktalayalım. Ne yaptık? Crank milimiz ile kapasitörümüzü doldurdum. Yani bayağı bildiğiniz kendim bir enerji ürettim. Ve ürettiğim bu enerjiyi de ben ölçtüğümde 2.7 volttu bildiğiniz gibi. Ama biz yaptığımızda yani bir miktar 1.2 volta kadar çıkıyor. Ve bunu kullanabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi küçük motorlarımızı çalıştırabildik. Pervanemiz aslında. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İkinci derste görüşürüz.